Oho! Kardeşim sen beni niye anlamıyorsun ya? Ha? Niye beni anlamıyorsun? Ben normal senaryo istemiyorum kardeşim. Getir şöyle düzgün bir senaryo, onu çekelim. Tabii tabii. Özellikle köşte geçsin. Tabii. Aşk, ihtiras, entrika, cinsellik. Bir de içinde mafya oldu mu tamamdır kardeşim ya. Bunlar olacak ki milletin ahlakını bozalım. Bozalım ki para kazanalım kardeşim. Tabii. Hadi baba. Dediğim gibi yap senaryoyu. Hadi baba. Hadi baba. Derdin ne lan senin? Erhan abi, Faruk abi geldi. İçeri alayım mı? Hayır. Beklesin. Olur abi, nasıl istersen. Ya güzel kardeşim, senin derdin ne lan? Oynasana oğlum rolünü. He? Onca para ödüyorum sana. Oyna olan rolünü. Ya abicim dayanamıyorum artık ya, anlasana. Bir kere de şöyle düzgün hikayesi olan bir iş çekin. Çok mu şey istiyoruz? Oynadığın işlerin nesi var ulan? Rating üstüne rating kırıyoruz. Daha ne kıracağız lan? Hı? Tamam abi, biliyorum. Şöyle hikayesi olan ve gerçekten halkın sorunlarını anlatan projeler yapsak daha iyi olmaz mı? Lan yürü git. Halkın sorunlarıymış. Sana ne lan halktan? Ha? Al paranı koy cebine, keyfine bak. Kim takar lan halkı? Kim takar? İyi de abi, biz halk sayesinde para kazanıyoruz. Biraz da onların sorunlarını anlatan projeler yapsak daha iyi olmaz mı? Lan oğlum ne diyorsun sen? Ne diyorsun oğlum? Bizim piyasa o dediklerini kaldırmaz lan. Ha? Biz yıllarca bu senaryoları milletin önüne zorla koyduk ki onları uyutabilelim diye. Anladın mı? Hadi şimdi git işine bak. Sen de öyle torpillisin. Yoksa bu piyasaya bile giremezsin. Kaybol! Allah'tan parası güzel bu işin. Yoksa yapılmaz bu işe. Abi Faruk abi içeri alayım mı? Bak sen şu torpilli pezevengin söylediğine. Kızdırdı beni ya. Neyse. Gelsin Faruk. Çekil bakayım şuradan. Çekil. Saygıdeğer abicim. Selamlar. Eyvallah Faruk. Allah Faruk. Dışarıda birkaç kişi görüyorum. Niye bağırıyor bunlar? He, o önemli değil abi ya. Son yaptığımız diziyi boykot ediyorlar. Birkaç bölüm sonra alışırlar zaten. Yapma ya. Yaptığımız son dizi neydi? Neye kızmış bunlar bu kadar ya? Kırlama yönetmen. Oh gibi dizi çekmişsin. Ya dedim ya abicim, önemli bir şey yok diye. Neymiş efendim? Son yaptığımız dizi tamamen ahlak dışıymış. O onun karısıyla, o bunun kocasıyla neden oluyor diye kızıyorlar. Önemli bir şey değil. Aranın polisi gelir şimdi dağıtır bunları. İyi yaptın Faruk, çok iyi yaptın. Gönderin gitsinler ya, bunlarla mı uğraşacağız? Gül gibi dizi ya, neyini beğenmiyorlar? Neyse, ne var ne yok? Abi, 10 numara bir senaryo buldum. Amerikalılar bu işte çok başarılı. Biz de çekelim mi abi? Holding'de sevişenler. Holding'de sevişenler mi? Ver bakalım. Al abi. Abi, şimdi bir holding düşünüyorsun abi, tamam mı? Hiç kimse çalışmıyor abi burada. Kimin eli kimin cebinde, kimin eli kimin neresinde belli değil abi. Holding'de sevişenler. Hmm, güzel isim Faruk. Sevdim bunu. Hemen afişini bastırın. Bizim torpilli takımından olan oyuncuları katın. Başka kimseyi görmek istemiyorum. Tamamdır abicim, derhal. Yalnız önden biraz avans almam lazım. Hallederiz Faruk, sorun değil. Hadi kutlayalım. Tütün mü sarma mı? Abi bunlar öksürtüyor ya. Yok mu şöyle malboş falan? Merak etme Faruk. Ben de zaten bunları içmiyorum. Buraya gelen fakirlere uzatıyorum ya. Erhan abi, polisler geleceklermiş. Seni vergi kaçırmaktan dolayı tebrik edecekler. Tebrik değil canım. Tevkiftir o. Faruk, derhal Holding'de sevişenler dizisini çek, vergimi öde. Yoksa içeriden çıkamam. Ben gidiyorum. Kanundan kaçırmaz.